Bu kanala son videoyu attığımda dünyada ne pandemi ne korona, covid, evde kalma, karantina, sokağa çıkma yasağı, maskesi, sosyal mesafesi hiçbir şey yoktu çünkü 135 gün olmuş. 135 gündür YouTube'a video atmıyor değilim. Yeni bir kanal açtım. Bu motosikleti aldım ve bunun gibi hayatımda bir sürü şey paylaştığım bir vlog kanalı açtım motosikletten bağımsız. Dilerseniz onu da takip edebilirsiniz. YouTube açıklamasına, kanalın sabitlenen yorumuna falan linkini bırakıyorum. Oraya da beklerim. Şimdi karşınızda 2019 model 2020 trafiğe çıkıştı. Bir CB250 var. Ben alalı 640-650 kilometre kadar oldu. Yaklaşık da herhalde bir aya geliyoruz ufak ufak. Bu motorun aslında daha detaylı incelemesini çekmek istiyorum bir yandan. Ama Covid sebebiyle çok da süre konusunda problemler yaşıyoruz. Malum hafta içi şu anda 2 haftadır 3 gün. Şöyle hızlıca bir ön inceleme. İlk 600-650 kilometrede neler gördüm aldığımdan beri. Çünkü ben aldığım gibi motosikletle ilgili bazı sorular vardı. İşte kronik zincir sesi var mı? CB'de en çok olan dedikodulardan bir tanesi. Tek silindir hala, vibrasyon ne durumda? İşte CBR250'de daha önce de tek silindirdi. Aynı blok. İşte ne kadar gidiyor, R25'te yarışır mı falan gibi sorular vardı. Böyle onları cevaplayabileceğim, biraz da motoru sürerken anlatabileceğim bir video olsun istedim. Çok da lafı uzatmadan geçelim. Aslında bu motoru yapmak gereken detaylı bir incelemek. Şöyle alıp mıncıklamak ama dedim ki önce bir rodajı bitireyim, ilk bakımına bir gidelim. Bakım fiyatlarını falan da bir öğreneyim. Ondan sonra çekerim diye düşünmüştüm. Hazır mıyız? Şimdi neler söyleyebiliriz 630 kilometrede? Öncelikle tabii yüksek hacimli bir motosikletten indiğim ve buna bindiğim için tabii ki başta gitmiyor gibi geldi. Ama selefleriyle kıyaslamak lazım. Şunu da söylemek lazım. Ben eskiden 2010 kaç model benimki? 2013 ya da 14 model, o egzoz koruması siyah olanlarından bir CBR250R sahibiydim. Dolayısıyla motor aslında benim için oturuş pozisyonu ve gidon hariç çok çok tanıdık bir blok. Tepkileri olsun, hareketleri vesairesi olsun. Böyle motor aldığımda ilk gördüğüm şeyler şu oldu. Bir kere kullanımı çok basit bir motosiklet. Yani direkt başlangıç sınıfı bir naked olduğunu oturduğunuz zaman anlıyorsunuz. Kafadan şöyle arkaya doğru geleyim. Farları gündüz ve gece, ki ben siyah vizörle kullanıyorum bu motosikleti, ne böyle aydınlatıyor, wow yollar mollar, her şey işte gündüzmüş gibi şey yapıyor, ne de yetersiz kalıyor. Biraz daha iyi olsa istersiniz ama bu halinden de şikayet etmezsiniz. Tam olarak aydınlatmasıyla ilgili bunu söyleyebilirim. Gösterge gündüz gece gayet net görünüyor. Ne zaman okumak isteseniz okuyabiliyorsunuz. Ben hep tabii siyah vizöre göre yarım yapıyorum. Özellikle vizörü açtığım zaman ya da diğer kaskımla gündüz üzerinde kullandığım zaman anlıyorum ki selam, sana da püh, yazıklar olsun diye öyle tepkiler verdi ya. Gösterge çok net okunuyor. Bunları incelemesini izlediyseniz biliyorsunuzdur ama işte solda bir benzin göstergesi var, sağda ısısı var, şurada odometremiz var, onun altında ortalama yakıt tüketim var, kocaman bir devir saati var, üstünde bir ışık var. Bu böyle gazladığınız zaman böyle bir ışık yakıyor. Bu diyor ki artık varsa üst vitese geçelim artık diyor. Uğraştırma beni diyor. Birazcık ekonomik kullanıma dayalı bir yere getirmişler. Yani orada atmaya başladığınız zaman böyle maksimum kullandığınız agresiflik seviyesi hafif agresif oluyor. Güzel bir yerde kalmış o şeyi. Hatta bak gidelim. Tadında. Benim hatırladığım CB125R'da vites göstergesi olduğuydu. CB250R'da vites göstergesi koymamışlar. Demişler ki bunu alacak adamın büyük ihtimalle ikinci motosikleti falan olur. Buna demişler vites göstergesi koymaya gerek yok. O yüzden 6 ileri bu motorda herhangi bir vites göstergesi yok. Küçük hacimli motor olduğu için mesela özellikle büyük hacimli motosikletlerden sonra bunu unutmuşum. Sık vites değiştirmemiz gerekiyor. Benim gibi küçülmeye karar verdiyseniz bu böyle sürekli vites değiştirme olayını unutuyorsunuz abi. Ben hala böyle arada nasıl ya böyle 6. vitese giderken 7 yok mu? Hani bir üst daha çıkamaz mıyız falan diye aramaya başladım. Şimdi tabii ufak ufak alışmaya başladım. Bir racing ile naked farkı gibi. Umarım objektif yorum yapıyorumdur bu konuda. Çünkü araya bayağı bir motosiklet girdi. CBR250R top speed olarak bir racing'den, hani city bike racing'den beklenene göre top speed'de ve üst hızlarda iyi giderken bu motor tork olarak daha keyifli geldi bana. Zaten bir naked'dan ve racing'den aslında bekleyeceğiniz fark bu. O yüzden başta ne kadar hadi ya bu kadar farklı mı falan desem de sonrasında gayet makul geldi. Ve vallahi ben aynaları çok sevdim. Sadece gidonun dar olmasından mütevellit biraz omuzu gösterme durumu var. Bu da normal, yerleri dar olduğu için. Ben de açıkçası bir 80-84-85 kilo civarındayım şu anda. Şuraya kadar omuzu gösterirken geri kalanında arkayı çok rahat gösteriyor. Aynaları mesela vibrasyondan özellikle
ilk 120 kilometre, 100-120 kilometre içinde çok etkilenmediğini düşündüm. Tabii ki bu biraz da devirle alakalı. Gidon dar, neredeyse düz bir gidon şuradaki eğimleri hariç. Dolayısıyla tutması çok kolay, kontrol etmesi çok kolay. Çok da hafif bir gidon. Yani şöyle hemen ufak bir hareketinizle yola geliyor. Bu tabii hafiflik yüksek rüzgarlarda ufak tefek problemler yaratabilirken yeni başlayacak arkadaşlara ya da şehir içinde manevra isteyen arkadaşlar için ki bu bir city bike çok da avantajlı bir motor. Bunun dışında kronik zincir sesi. İlk 300-350 kilometre hiçbir şey anlamadım kronik zincir sesinden. Bir, müzikle kullanıyorum motosikleti genelde. O yüzden anlamadım. İkincisi de baştaki o alışma şeyinde ilk dikkat ettiğim şey olmadı. Fakat 300-400 kilometreden sonra otoparka her girdiğimde ilk otoparkta dikkatimi çekti. Kapalı alanda zincir sesi. Sonrasında dışarıda da durmaya başladım. Bu motorda internette de okuyabilirsiniz bunu. Kronik bir zincir sorunu olduğu, zincir sesi sorunu olduğu yazıyor. Evet, zincir sesi normal bir zincirli motora göre yüksek geliyor. Dikkatliyseniz ses konularında, arabada da vardır ya böyle trim seslerine takıntılı insanlar. Bu dikkatinizi çekiyor ve kafayı takarsanız canınızı sıkabilirsiniz. Gar 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 böyle kulağınızı tırmalıyor değil ama arkadan şır 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 bir duyma şeyiniz oluyor. Bunu genelde böyle düşük hızlarda debriyajı kapattığınızda duyuyorsunuz. Yok diyen bence yalan söyler. Var vallahi bunda zincir sesi öf falan diyen de bence abartır. Bir mesele daha. Vibrasyon. Malum bu motosikletin en büyük rakibi bence MT-25. Naked olarak bakarsanız 250cc sınıfında işte R25 Yamaha grubu. CB'nin en büyük yediği gollerden bir tanesi bu, hem avantaj hem de dezavantaj. MT-25'in çift silindir ve 30 küsür beygir, 35-36 beygir olması. Bu arkadaşın ise 30 beygirin altında bir tek silindir motor bloğuna sahip olması. Aynı motor bloğunu CBR250'den dediğim gibi çok yakından tanıyoruz. Başarılı bir blok. Yakıt tüketimi çok iyi olan bir blok. Bakın 3.7 litre yakıyor şu an benim motorum ki rodajda ve ben yalan yok agresif kullandım bu rodajda. Normalde yapmazdım çok. Ve şu an kullandığım gibi kullanırsanız çok çok daha aşağıya görebilir. Bu konuda başarılı bir motor biliyor ama diğer yandan da Yamaha'ya performans olarak Yamaha'nın yanında zayıf kalan bir motor bloğu var. Yani burada ne kadar ekmek o kadar köfte psikolojisine giriyoruz aslında. Performans istiyorsanız yakıt da artıyor. Ekonomi istiyorsanız güç düşüyor gibi düşünebiliriz. Fakat bu tek silindirin en büyük sıkıntılarından biri şu. CBR250R kullanıcıları da hatırlar. Böyle 110-115'te CBR250R'ın gidonu böyle hafif titrerdi, böyle koltuk titrerdi. O vibrasyon böyle 10-15 km değil ama 40-50-60 km giden arkadaşlar için o hız kabus bir hızdı. Yani böyle 90'la 100'le 90-95'le giderken her şey güzelken 110-120 böyle kabus olurdu. Abi Honda bunu da birazcık düzeltmiş o işi de. O tam gitmemiş. Özellikle vibrasyon konusunda hassas. Utanıyorum böyle olunca. Deli gibi görünüyorum. Şimdi ne konuştum ya? Vır 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 vır. Vibrasyon konusunda hassassanız, sıkıntılıysanız, streşimle ilgili sıkıntılarınız varsa bu motorun ilk dikkatimi çeken vibrasyonu koltuğun altından gelen yine aynı CBR250R'daki hızlardaki o böyle minik vibrasyon. Bir yerden sonra hani böyle göz kırpmanıza işte nefes almanıza odaklanırsınız ve normalde çok otokontrol yaptığınız bir eylemi... Selam. Bunda da öyle bir durum var. Popodaki vibrasyona dikkat çektiğiniz zaman bir böyle kısa bir odaklanma durumu yaşanıyor. Bende oluyor yani. Sizde inşallah olmaz. Değerli kullanıcıları. Onun dışında CBR250R'a göre tabii birçok geliştirmesi var vibrasyon konusunda. Yani balansı CBR250R'dan iyi. Bir de şöyle bir şey var abi. Tek silindirde titreşim olmamasını beklemek biraz saçma olabilir böyle bir motosiklette. O yüzden hani çok da yermeye gerek yok. Sadece ben ne hissettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Selemiz tatlı sert. Bu city bike olayı, yani bu şehir motoru dur city bike'tır. O yüzden tatlı serttir olayı bu motorda var. Çayır çimen değil. Konforsuz bir sele diyemem ama konforlu bir sele de değil. Ha, benim gibi ben gün içinde şehirde hani 10-15-20 km bandında kullanıyorum. Beni rahatsız etmedi. Ama bu yaz işte bu yasaklar falan açılırsa bir uzun yola gitme isteğim var. Esas aslında o zaman yorumlamak istiyorum. Dediğim gibi 600 km şu an hani çok da sağlıklı bazı yorumların yapılabileceği bir kilometre değil. Tıpkı yakıt tüketimi gibi. Onu da o yüzden incelemeye bırakacağım. Şu Amerikan parkları çok güzel önümdeki. Gelen hem arabayı hem motoru güzel uyarıyor. Ben motoru almadan önce CB'lere çok dikkat etmiyordum bu konuda. Ama motoru aldıktan sonra CB'lere dikkat etmeye başlayınca fark ettim ki CB'ler Amerikan parkları sayesinde, yani üzerinde geldiği için söylüyorum. Diğer motorları dışarıdan da yapılabiliyor sonuçta. Çok güzel belli ediyor. Onları çok sevdim. Ha, bu korna sinyal mevzusu. Ya var ya Honda'm be. Sevgili Honda mühendisleri, sevgili Honda ailesi. Ya mutlaka bildiğiniz vardır eminim ama. Bu kornayla bu sinyalin yerini neden değiştirdiniz ya? Bunların yeri alışmıştık. Şimdi sinyalli kornanın yeri değişince benim her motorumda sinyal burada, korna buradaydı.
CBR 250'de Arda da öyleydi. Ya güzelim sinyalle kornanın yerini değiştirince şöyle bir şey oldu. Farz misali şurada korna çalmanız gerekiyor. Eliniz direkt sinyale gidiyor. Böyle bir sıkıntı var. Sinyale basıyorsunuz. Yani istediğiniz kendinizi göstermek istiyorsanız, biri sizi gözden kaçırdıysa, uyarmanız gerekiyorsa eliniz sinyale gidiyor ve buna alışmam yani hala tam alışamadım. Dolayısıyla sinyal verirken de elim kornaya gidiyor. Sola çekiyorum, sağa çekiyorum. Sağa çekince korna oluyor. Sola çekince tuş gelmiyor. Açık söyleyeyim, keşke yerlerini değiştirmeselerdi. Ya diyordum, ne olacak, alışırsın falan diyordum. Bindikten sonra fark ettim ki kornaya basması gerçekten zor. Biz motorcular için trafikte görünmek önemli bir şey ve korna bu konuda çok büyük bir yardımcı. Dolayısıyla şöyle hani sinyaldeki kolaylık yok. Şöyle yapana kadar bayağı bir zaman alıyor ya. Şu ana kadar 150 gördüm. Yani 160'ları falan zorlayacağını düşünmüyorum. Gerçi siz bu videoyu izliyorsanız az buçuk top speed'i nedir ne değildir şu anda araştırıyorsunuzdur. Ben denemedim henüz rodajda olduğundan mütevelli. Onun dışında frenleri güzel. Frenleri güzel duruyor. Yeterli. Yine de verimli bir viraj ve fren performansı için bir lastik güzel olur. Bir de amortisörler mevzusu var. Çok çok sert olmayan ama spor bir motor olduğunu hissettirecek bir amortisöre sahip CB250. Buna binen adam şunu der. Spor bir motosiklete biniyorum ama o kadar da spor değil. Ya böyle birçok konuda dengeyi yakalamış motosiklet. Zaten Honda'nın biraz da motosiklet politikasına uygun bir şey. Son yıllarda tabii ufak sürprizleri olsa da her şeyden biraz. Ne her şeyin en iyisi ne de bir şeyin kötüsü. Her şeyin böyle bir dengesi var. Objektif olarak 250 cc alacak olsaydım, performans beklentisi olan bir adam olsaydım bu motoru almazdım. Gider Yamaha'yı alırdım. Vibrasyon istemiyorsam bu motoru gene almazdım. Çift silindirli bir şeye yönelirdim. Şu dinamiklere bir tık daha ucuz fiyatı olsaydı, fiyat performans motoru olurdu. Tabii bunu söylerken dövizin durumunu, ek vergi falan hiç karıştırmıyorum. Onlara girersek yarım saat söverim burada. Onları dışarıda tutuyorum hocam. Bu motoru alacak adam abi, verimliliğe bakacak. Ekonomik olsun. Ben kafam rahat gideyim geleyim falan tarzında bir adam olacak. O zaman biner. Ben zaten hani 1200 cc'den 250 cc'ye geçtiğim için aslında bir yandan ne alsam bana gitmeyecekti. O yüzden Honda'yı tercih ettim. Mutlaka eksiklerim vardır. Anlatmadığım, söylemediğim, bahsetmediğim mutlaka atladığım yerler vardır. Bunların da telafisini incelemede yapmaya çalışırım. Umarım CB ile ilgili ilk görüşlerimi ve soru işaretlerinizin bir kısmını cevaplandırabilmişimdir. Mümkün olduğunca elimden geldiğince düzgün anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ve Albia'ya giriyorum. Ne oluyor?